Koca Sinan'ın atık sularına çözüm Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, bundan sonra Koca Sinan Mahallesi'nde atık suyu ile ilgili sıkıntılarımız artık ortadan kalkacak. Halkımız derin bir nefes almış olacak dedi. Bugüne kadar Koca Sinan'ın atık suyu ile ilgili olan, yağmur suyu ile ilgili olan sıkıntıları çözmek için şu an burada bulunmaktayız. Koca Sinan'ın Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki hattı ve ondan önce planlayıp tasarladığımız Koca Sinan'ın diğer bölümlerinin, yani ikiye böldük Koca Sinan'ı, diğer bölümlerinin atık suyunu, temiz suyunu ve yağmur suyunu tamamlamıştır. Şu an ise tamamlanmamış olan atık suları bulunduğu bölümü yeni çekmiş olduğumuz bu atık su hattına irtibatlandırmalarını yaptıracağız. Bundan sonra yağmur suyu tesisat hatlarını bugüne kadar geçmiş problem haline gelmiş olan yağmur suyunu da şu an mevcuttaki yağmur suyu hattına yeni branşmanlar alarak o hatların üzerinden buraya bağlantılarını yapacağız. Bundan sonra Koca Sinan'da atık suyuyla ilgili olan sıkıntılarımız artık ortadan kalkacak. Halkımız derin bir nefes almış olacak. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Selim E. Meydan projesinde belediyemizin çalışmaları atık su, temiz su ve yağmur suyuyla ilgili olarak çalışmalar devam ediyor. Yalnız yarın 10 Kasım münasebetiyle Talat Paşa Caddesi, Kıyık Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi'nde etkinlikler olacağı için şu an akşam 17 itibariyle Kıyık Caddesi'ndeki çalışmayı durduracağız. 11 Kasım Perşembe gününden itibaren Mimar Sinan Caddesi'ne ve Ordu Kavşağı'na girip oradaki atık su, yağmur suyu ve temiz su hatlarımızın işine başlayacağız. Bu bağlantı 7 yol ağzı dediğimiz yere kadar yapılacak. 7 yol ağzı dediğimiz yeri sakın yanlış anlamayın. Kıyık Caddesi'ndeki halkımızın bildiği 7 yol ağzı değil. Şu an Eski Cami ile belediyemiz arasında Kürtlerin bulunmuş olduğu bölgedir, yerdir. Buradaki yapılacak olan çalışmalarda da trafiği çalışmasını engellemeyecek şekilde önlemlerimizi aldık. Perşembe gününden sonra bu hatta başlayacağız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla altyapı çalışmalarında temiz suda %40'lara, atık suda %84'lere, yağmur suyunda da yaklaşık %50 seviyesine geldik. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor.